Merhaba çocuklar, Türkçe dersindeyiz. Dersimizin bugünkü konusu atasözleri, deyimler ve vecizeler olacak. Atasözleri, deyimler ve vecizeler bizim günlük hayatımızda aslında sıkça başvurduğumuz, kullandığımız özelliklerden bir tanesi. Bazen dakikalarca anlatmak zorunda kalacağımız bir şeyi bir tane atasözüyle anlatabiliriz. Bunlar atasözleri, deyim ve vecizeler bizim anlatımımıza kuvvet kazandırır. Dediğim gibi belki yarım saat anlatmak zorunda kalacağımız bir şeyi bir atasözüyle halledebiliriz. O yüzden hem konuşmamızı hem de yazılarla anlatmak istediğimiz şeyleri anlam katmak ve onların anlatmak istediğim şeyleri kuvvetlendirmek ve desteklemek için atasözleri, deyimler ve vecizelerden yararlanabiliriz. Atasözleri, deyimler ve vecizelerin birbirine benzer taraflar olduğu gibi birbirinden farklı özellikleri de var. Şimdi kısaca bunları anlatmaya çalışacağız. İlk önce atasözlerinden başlayalım. Atasözleri, atalarımızın söylediği, öğüt verici sözlerdir. Atalarımızın söylediği öğüt verici sözler. Öğütün ne anlama geldiğini biliyorsun, nasihat, yani bir konu hakkında bizi uyarıcı sözler anlamına geliyor. Dolayısıyla atalarımızın söylediği, bizleri uyaran, hayatımızı yaşarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatan öğüt verici bu sözlere biz atasözleri diyoruz. Atasözlerinin özelliklerini şimdi hem yazıp hem konuşalım. Birincisi, söyleyeni belli değildir. Söyleyeni belli değildir. Yani bir atasözünü ilk defa kim söylemiş, onu kim söylemiş de atasözü haline gelmiş, ilk söyleyeni kim belli değil. Böyle şeylere biz anonim diyoruz. Orada aklımızın bir kenarında dursun anonim. Anonim demek kim tarafından söylendiği belli olmayan demek. Bunu bazen türkülerde de duyarsınız, anonim türkü diye. İşte o türküyü de ilk defa kim yazmış, kim çıkarmış, kim söylemiş belli değil. Kulaktan kulağa bir insanlar birbirlerine öğretmişler ama ilk defa kim söyledi belli değil. İşte atasözleri de anonimdir. Yani ilk söyleyeni belli değildir. İkinci bir özellik olarak kısadırlar. Kısa ancak anlamları geniştir. Yani atasöz dediğimiz şey bir cümlelik bir şeydir. Fakat anlamı, bize anlatmak istediği şey çok geniştir. Yani atasözü bir cümlelik olabilir. Mesela bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu bir atasözüdür. Bakın, bir cümleyle bize pek çok şey anlatıyor. Peki bu atasözü ne demek istiyor diye açıklamaya çalışsak belki de yarım saat boyunca konuşmak zorunda kalırız. İşte nedir? Atasözleri kısa, yani bir cümleliktir ama bize anlatmak istediği şeyler çoktur. Yani kısadırlar ancak anlamları geniştir. Bize çok şey anlatırlar. Üçüncü bir özellik olarak atasözleri öğüt vericidir. Öğüt ne demekti? İşte nasihat, yol gösterici, uyarıcı sözlere biz öğüt deriz. Büyüklerimiz de bugün bize öğüt verirler. İşte atasözlerinde de aynı özellik var. Atasözleri de insanlara öğüt verici niteliktedir. İnsanların hayatlarını yaşarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini ya da neyi yaparlarsa başlarına ne gelebileceği gibi konularda bilgilendirici içerikleri vardır. İşte biz buna diyoruz ki atasözleri öğüt vericidir. O halde atasözleri öğüt vericiyse eğer ne yapmamız lazım? Bu öğütleri alıp uygulamamız lazım ki hatalara düşmeyelim. Hayatımızda çeşitli zararlı durumlara düşmeyelim. Evet, başka bir özellik olarak atasözleri çoğu zaman mecaz anlamlıdır. Evet, atasözlerinin cümleleri cümledeki anlamı taşımasa bile çoğu zaman ne oluyor? Mecaz anlamlı oluyor. Bazen de cümledeki anlamına da yakın anlam oluyor. Mesela bir elin nesi var, iki elin sesi var dedik az önce. Şimdi bu atasözünü şöyle düşünelim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet, iki eli birbirine vurunca ses çıkıyor gerçekten. Yani
O cümle olarak da doğru söylüyor. Bir elin nesi var ama iki el birleşince onun ses çıkarabiliyor diye anlayabiliriz. Ama aslında atasözü onu demek istemiyor değil mi? Atasözün anlamı ne? Yani insanlar tek başlarına pek çok şeyi başaramazlar. Eğer hayatı kendimiz için kolaylaştırmak istiyorsak, başarıya ulaşmak istiyorsak çevremizdeki insanlarla yardımlaşmalıyız. Herkes yeteneğine göre birbirine yardım ederse hayat hepimiz için daha kolay olur gibi anlamlara geliyor. Bakın bir elin nesi var, iki elin sesi var. Cümle olarak düşünürsek bir elin nesi varmış, iki elin ses çıkarıyormuş gibi düşünmemiz gerekir. Ama halbuki bize onu demek istemiyor. Yani bir mecaz anlam var orada. Yani gerçekten orada söylenen, oradaki kelimeleri bize söylemek istemiyor. Mecaz anlam ne demekti? Gerçek anlamının dışında kullanılacak. Yani gerçekte şunu demek istemiyor. İki elinizi birbirine vursanız ses çıkarır. Evet ama onu demek istemiyor demek ki. Mecazlı bir şekilde başka bir şey anlatmak istiyormuş. İnsanlarla yardımlaşmasındasınız demek istiyormuş. İşte atasözlerin çoğunda bu mecaz anlam özelliği vardır. Atasözü olan bir cümleyi gördüğümüz zaman o cümlesini düşünmeyeceğiz demek ki. Acaba bununla bize ne anlatmak istiyor diye düşüneceğiz. Yoksa atasözünü yanlış anlamış olabiliriz. Evet, atasözleri demek ki atalarımızın söylediği. Peki atalarımız derken ne demek istiyoruz? Çok eskiden yaşamış. Yani bundan belki de 1000 yıl öncesindeki insanları kastediyoruz. Yoksa dün yaşamış, 3 gün önce yaşamış, 10 yıl önce yaşamış insanları değil. Ata dediğimiz şey 500 yıl, 1000 yıl önce yaşamış insanlara biz atalarımız deriz. Tabii ki yakın zamandakiler de bizim atalarımız ama burada sözünü ettiğimiz atalarımız daha da eskiden yaşamış olan atalarımızı kastediyoruz. Onların söyledikleri ve kulaktan kulağa diyoruz biz insanların birbirine öğreterek günümüze kadar gelmiş bu sözler bize öğüt verirlermiş. Söyleyenleri belli değil. Yani ilk defa kimin söylediği belli olmuyormuş. Kısa ancak anlamları geniş oluyormuş. Öğüt vericidirler ve çoğu zaman mecaz anlamlıdırlar. Özellikleri kısaca bunlar. Ve atasözlerinin bir özelliği daha değiştirilmezler. Yani çok fazla değiştirilmemeleri gerekir. Belki bölgesel bazı kelimeler değişebilir ama atasözünün temeli değiştirilmez. İşte bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözü. İstanbul'da da aynı söylenir, Diyarbakır'da da aynı söylenir, Hatay'da da aynı söylenir, Samsun'da da aynı söylenir. Yani herkes kendine göre atasözünü değiştirmez. Atasözleri kalıplaşmış diyoruz biz bunlara. Nereye gidersek gidelim aynıdır ya da çok az değişikliğe uğrar. Yani siz onu duyduğunuz zaman hemen anlarsınız hangi atasöz olacağını. Böyle bozulacak kadar değiştirilmez yani. Atasözlerinin bir özelliği de budur. Kalıplaşmıştır. Her yerde aynı şekilde söylenir. Ama dediğim gibi bazen ufak tefek kelimelerinde değişiklik yapılabilir. O da bölgesel anlamdan kaynaklanır. Fakat bu atasözünü bozmaz. Onu gördüğümüz anda hangi atasözü olduğunu anlayabiliriz. Evet, atasözlerini kısaca bu kadar. Şimdi atasözlerine birkaç örnek yazalım. Orada hem atasözünün anlam özelliğini biraz daha iyi anlamış olabiliriz. Birkaç örnek atasözü yapalım. Mesela aç ayı oynamaz. Bu bir atasözü. Peki bu atasözü ne demek istiyor? Şimdi aç ayı oynamaz. Yani ayılar aç kalınca oynamaz mı demek istiyor? Hani az önce ne dedik? Cümlesini düşünmeyeceğiz. Bunda bir mecaz anlam arayacağız. Aç ayı oynamaz. Ayılar aç bırakılırsa oynamazmış. Evet doğru. Belki de aç ayı gerçekten de oynamaz. Açlıktan bir kenarda böyle düşüp kalabilir. Gerçek anlamda düşünürsek öyle düşünmemiz gerekir. Ayılar aç kalınca kıpırdayamıyormuş, oynayamıyormuş gibi düşünürüz. Halbuki bu atasözü bize ne demek istiyor? Aç ayı oynamaz. Yani eğer bir insanı çalıştırmak istiyorsanız ya da bir insandan fayda görmek istiyorsanız önce onun karnını doyurmalı ya da onun insani ihtiyaçlarını gidermelisiniz. Bu anlamlara geliyor. Yani faydalanmak istediğimiz ya da bize yardımcı olmasını istediğimiz ya da çalıştırmak istediğimiz artık işte faydalanmak istediğimiz insanların ya da hayvan da olabilir. Yani hayvanlardan da faydalanıyoruz. İnsanların ya da virgül söyledim buradan ya da hayvanların önce çalışabilmeleri
için ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Yani bir insanı tarlanızda çalıştırmak istiyorsunuz ama işte onun ihtiyaçlarını gidermiyorsunuz. Yani kılık kıyafet ihtiyacı olabilir, barınma ihtiyacı olabilir, yiyecek ihtiyacı olabilir, işte parasını vermek olabilir. Yani bir şekilde onun ihtiyaçlarını karşılayacaksınız ki ondan faydalanabilirsiniz. Yoksa onun hiçbir şeyini yapmazsanız, işte karnını doyuracak parasını vermezseniz, emeğinin karşılığını vermezseniz ya da işte ona bir takım aletler gerekiyordur, aletlerini vermezseniz. Yani bir şekilde onun ihtiyaçlarını gidermelisiniz ki ondan fayda göresiniz. Aynı şekilde bir hayvan düşünelim. İşte diyelim bir köpek koyun sürülerini bekleyen bir hayvandır. İşte ama siz köpeğinizin de bakımını ihmal ederseniz, işte karnını aç bırakırsanız, onun barınması için bir yer ayarlamazsanız, hasta ederseniz yine ondan fayda göremezsiniz. İşte aç hayvan olmaz demek. Faydalanmak istediğiniz insan ya da hayvan fark etmez. Önce onun ihtiyaçlarını gidermelisiniz. Onun çalışabilmesini sağlamalısınız ki o da çalışıp size faydalı olsun demek istiyor. Başka bir atasözü daha yazalım. Bu da biraz cümlesiyle aynı olsun. Yani mecaz anlam demiştik ya, çoğu zaman mecaz olsa da bazen gerçek anlamda olabiliyor. Mesela az söyle, çok dinle. İşte bu atasözünün cümlesi çok fazla mecaz anlam içermiyor. Yani gerçekten cümlesinde söylemek istediğini anlatıyor bize. Az söyle, çok dinle. Yani az konuş, çok dinle demek istiyor. Peki bununla ne demek istiyor ama? Çevrendeki insanlara o zaman daha çok fayda görürsün. Yani hep sen konuşursan kimseden bir şey öğrenmiş olmazsın ama sen insanları dinlersen her konuşandan bir şeyler öğrenebilirsin. İşte onu söylemek istiyor. Dinle. Bu sayede daha çok şey öğrenirsin. Daha çok şey öğrenilir. Evet, sürekli biz konuşmaya kalkarsak bir şey öğrenemeyiz ama halbuki çevremizdeki insanları dinlersek her konuşandan bir şeyler öğrenmemiz mümkün olur. Bu da bizim için daha faydalı olur. Bu atasözü de bize bunu söylemek istiyor. Gördüğünüz gibi biraz daha cümlesiyle yakın anlamlı bu atasözü. Çok fazla mecazlık yok. Can çıkar, huy çıkmaz mesela. Can çıkar, huy çıkmaz. Bu da bir atasözü. Bu ne demek istiyor huy derken? Huy ne demek? İnsanların biraz da ta doğuştan beri getirdikleri davranış şekillerine biz huy deriz. Alışkanlığın katılaşmış halidir yani huy. Bu bize ne demek istiyor? İnsanların huylarını değiştirmek çok zordur. Zaman ister gibi anlamlara geliyor. Can çıkar, huy çıkmaz. İnsanların bazı davranışlarını değiştirmek, daha belki de onları diyelim olumsuz yönlerini eğitmek çok uzun zaman ister. Bu iş için acele etmemek gerekir. Sabırla eğitmek gerekir. Değiştirmeye çalışmak gerekir gibi anlamlara geliyor. Evet. Atasözleri sayamayacağımız kadar çok atasözü var. Bu konuyla ilgili hazırlanmış atasözleri, sözlükleri falan var. Ara sıra bunlara göz atarak ya da insanların toplum içinde kullandığı atasözlerine dikkat ederek kendi atasözü kültürümüzü de geliştirmeliyiz. Çünkü bu öyle okullarda ya da kitaplarda öğretilecek bir şey değildir. İnsanlar atasözü, deyim gibi şeyleri günlük yaşamların içinde öğrenirler. Dediğim gibi bununla ilgili hazırlanmış sözlükler falan da var. Ara sıra onları da inceleyerek çeşitli atasözler hakkında bilgimizi geliştirmiş olabiliriz. Şimdi deyimlere geçelim. Deyim. Evet, deyimler yine gerçek anlamının dışında içinde bulunan durumu anlatan, içinde bulunulan durumu anlatan kelime gruplarıdır diyelim. Bunlar pek cümle olmuyorlar. Kelime gruplarıdırlar. Evet, deyimler
bizim içinde bulunduğumuz o anki durumumuzu anlatan bazı kelime grupları. Deyimler genelde iki kelime olurlarken 3-4 kelimelik de olabilirler ama en az iki kelimeden oluşurlar. O yüzden bunlar pek cümle gibi görünmezler. Atasözleri bir cümle gibidir. Ama deyimler bir kelime, işte iki kelime, üç kelime gibi böyle kelimeler şeklindedirler. Ancak bunların da gerçek anlamın dışındadırlar. Yani o kelimelerdeki gerçek anlamı değil de bize bir şeyler anlatmak isterler. Yani mecaz anlamlıdır onlar da. Deyimlerin özellikleri diyelim. Bir söyleyeni belli değil. Söyleyeni belli değil. Yani az önce atasözlerinde de vardı. Atasözlerinde de kim söylemiş belli değil. Deyimler de öyle. Deyimleri kim söylemiş, ilk ortaya o deyimi kim söylemiş, kim konuşmuş bilinmez. Binlerce deyim var. Her bir deyim illaki bir yerlerde çıkmış. İllaki onu ilk defa söyleyen birisi var ama kim bilinmiyor. İkincisi yine deyimler şeyde yazalım en az iki sözcükten oluşur. İki sözcükten, sözcük kelime demek. Evet, en az iki kelimeden oluşurmuş. Üçüncü özellik, deyimler içinde bulunulan durumu anlatır. İçinde bulunulan durumu anlatır. Atasözleri ne yapıyordu? Atasözleri öğüt vericiydi. Yani geleceğe yönelik bize öğüt veriyordu. Tüm hayatımız boyunca kullanacağımız öğütler veriyordu ama deyimler öyle değil. Deyimler o anlıktır. Yani o anda bizim içinde bulunduğumuz durumu anlatan kelimelerdir. Yani atasözü gibi bize öğüt vermezler. O andaki halimizi anlatan sözcüklerdir onlar. Dördüncü olarak mecazdırlar diyelim. Mecaz anlamlıdırlar. Ve başka bir özellik olarak da değişmezler diyelim. Az önce atasözlerinde de söylemiştik. Değişmezler yani kalıplaşmıştırlar. Her yerde aşağı yukarı aynı şekilde kullanılırlar yani deyimlerde. İşte buradaki deyim başka, işte Ankara'daki deyim başka olmaz. Binlerce deyim her yerde aynı şekilde kullanılır. Şimdi birkaç deyimle konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Mesela burnunun dibinde olmak. Şimdi burnunun dibinde olmak bir deyimdir. Peki ne demek istiyor bu? Yani burnumuz bu. Koku alma duyu organımız biliyorsunuz. Bunun dibinde. Ne demek istiyor? Yani aslında hemen yanında demek istiyor. Hemen yanında. Hemen yanında olması bir şey. İşte diyelim ki kalemini kaybettin, arıyorsun. Her yeri arıyorsun işte, evin içinde dört dönüyorsun. Halbuki kalem nereden çıkıyor diyelim ki cebine koymuşsun da olduğunu unutmuşsun, arıyorsun. Halbuki nerede? Burnunun dibinde diyorsun. Yani çok yakınında, burnunun dibinde demek bir şeyin aslında bize çok yakınımızda olması ama bizim onun farkında olmamamız anlamına geliyor. Başka bir deyim. Dereyi görmeden paçayı sıvamak. Dereyi görmeden paçayı sıvamak. Bakın bu da 1, 2, 3, 4 kelimelik bir deyim oldu. Yani en uzun deyimlerden bir tanesi. Dereyi görmeden paçayı sıvamak ne demek? Yani henüz vakti gelmeden hazırlıklar yapmaya başlamak demek. Yani vakitsiz işler yapmaya, dereyi görmeden paçayı sıvamak diyoruz. Yani daha günü gelmeden, daha çok zaman varken ya da henüz bazı şartlar meydana gelmeden bizim hazırlık yapmamıza benziyor. Diyelim ki bundan 3 yıl sonra ısı için işte kıyafet almak ya da işte bundan 3 yıl sonra kullanırım diye herhangi bir eşya almak. Yani o zaman gelmedi. Belki o zaman geldiğinde o eşyaya ihtiyacın olmayacak. Bunun gibi böyle daha vakti gelmeden yapılan hazırlıklara biz dereyi görmeden paçayı sıvamak deriz.
Dolayısıyla bu tür hazırlıklar çoğu zaman boşa çıkabilir. Yani biz daha durumu görmedik, olayı görmedik. O olaya karşı bir takım hazırlıklar yapmaya kalkışırsak bazen yaptığımız hazırlıklar boşa gidebilir. İşte bu tür durumlar içinde dereyi görmeden paçayı sıvamak denir. Yine dediğim gibi en uzun sayılabilecek deyimlerden bir tanesidir. Vakti gelmeden diyelim. Vakti gelmeden hazırlık yapmak. Çünkü biz geleceği bilemeyiz. Bazı şeyler ortaya çıkmadan, kendini göstermeden bir takım olaylara hazırlık yapmak doğru olmayabilir. O yüzden eğer bir şey hazırlanacaksak önce onun oluşmasını beklememiz gerekir. Buna da dereyi görmeden paçayı sıvamak deriz eğer vakitsiz hazırlıklar yaparsak. Evet, deyimlerle ilgili söyleyeceklerimizden bazıları bunlardı. Şimdi deyim ve atasözler arasında bazı farklılıklar var. Onlar da kısaca konuşalım ve vecizelere geçeceğiz ondan sonra. Deyim ve atasözü arasındaki farklar. Bu farklardan birincisi atasözleri cümle şeklindedir. Deyimler ise kelime grubudur. Baktığımız zaman bir cümle gibi görünmez yani deyimler kelime grubu gibidir. İkincisi atasözleri yaşantımız için öğüt verir. Deyimler ne yapardı? Deyimler bizim yaşantımız için öğüt vermiyor. O anda içinde bulunduğumuz durumu anlatan sözcüklerdi. Deyimler içinde bulunduğumuz durumu anlatır. Mesela çok sevinçlisiniz. Yüzünüzde büyük bir neşe görüntüsü var. Yüzünüzden belli oluyor. Derler ki ağzı kulaklarına varmış. Yani çok neşeli, çok mutlu ağzı. Niye? Bizim o anki durumumuzu anlatıyor bakın. Yani bize geleceğe dönük bir öğüt vermiyor deyimler. O andaki halimizi anlatır deyimler. Ama atasözleri öyle değil. Atasözleri hayatımızda kullanabileceğimiz bize öğütler verir. Tüm yaşantımız boyunca da kullanabiliriz. Deyimler anlıktır. Şu anda ağzım kulaklarıma varıyor olabilir. Çok mutlu, neşeli olabilirim. 5 dakika sonra da suratım asılabilir. Üzülmüş olabilirim. Hangi durumdaysak o anımıza göre söylenen şeyler deyim oluyor. Başka üçüncü bir özellik olarak deyimler için söyleyelim. Deyimlerin sonu mek ya da mak diye mek mak ekleriyle diyelim ekleriyle biter ya da bitirilebilir. Mesela ağzı kulaklarına varmak, dereyi görmeden paçayı sıvamak az önce söylediğimiz. Daha sonra kalbini kırmak. Yani deyimlerin sonu mekmak şeklinde biter. Ya da bitirilebilir. Öyle bitmiyorsa bile öyle de bitirilebilir. Ama uygundur yani ona. O şekilde de sonlarının mekmakla bitmesi deyimlere ait bir özellik sayılabilir. Ama neye göre? Atasözleri ve deyimler arasındaki farkları söylüyoruz. Atasözleri yaşantımız için öğüt verir. Deyimler o anki halimizi anlatır. Atasözleri cümle şeklindedir. Deyimler kelime grubu şeklindedir. Ve deyimlerin sonu genelde mekmak diye biter ya da bitirilebilir, ona uygundur. Şimdi atasözü ve deyimler arasındaki farkları anlattıktan sonra üçüncü konumuz olan vecizelere geçelim. Vecizeler biraz daha atasözü ve deyimler birbirine benzer özellikleri var. Neydi mesela işte? Söyleyeni belli değil. Her yerde aynı şekilde kalıplaşmış kullanılıyordu. Vecize neymiş onu söyleyelim. Vecizenin başka isimleri de var. Mesela özdeyiş de denir vecizelere bazı yerlerde. Bazen özlü söz denir. Ya da güzel sözler de denir. Yani vecize, özdeyiş, özlü söz, güzel söz bunlar aşağı yukarı hep aynı anlamda kullanılır. Peki vecizenin ne demek olduğunu söyleyelim. Vecize
Atasözleri deyimlerden farklı olarak bizlerin söyleyeni bellidir. Ancak bu söyleyeni bellidir derken bunun da yine toplum tarafından kabul edilen kişiler olması lazım. Yani toplumda tanınmış kişilerin söylediği sözleri biz veciz ederiz. O yüzden bunu ne şekilde yazalım? Toplum tarafından diyelim. Toplum tarafından tanınan bilgili ya da lider kişilerin söylediği anlamlı sözler diye. Anlamlı sözler. Her söz vecize olmaz. Anlamlı sözler. İşte ben su içmek istiyorum dedim mesela. Ya da benim kalemim çok güzel dedim. Bu bir vecize olmaz. Yani vecize olması için bir sözün yine aynı atasözü ve deyimde olduğu gibi insanlara bir fikir veriyor olması lazım. İnsanlar tarafından beğenilen bir söz olması lazım. Çeşitli konularda böyle özetleyici cümleler olması lazım vecizenin de. Yine vecizeyi söyleyen kişi de toplum tarafından tanınan, bilgisine inanılan insan olması lazım. Ya da toplumun liderliğini yapan kişiler olması lazım. Dolayısıyla herkesin söylediği söz vecize olmaz. İşte bir yazar olabilir, bir bilim adamı olabilir, bir ülkenin yöneticisi olabilir. İşte şair olabilir. Yani bir şekilde toplum tarafından tanınan, bilinen, bilgisine, görgüsüne güvenilen insanların söylediği sözlere biz vecize diyoruz. O halde vecizenin özelliği ne? Söyleyeni belli. Söyleyeni belli. Vecizenin en önemli farkı, atasözü ve deyimden farkı budur. Söyleyeni belli. Atasözü ve deyimlerde söyleyeni belli olmuyordu. Kim olduğu belli değildi. Ancak vecizelerde söyleyen bellidir. Ve bu vecizenin söyleyeni belli olduğu için de vecize olan bir söz yazılırsa sonuna kimin söylediği de yazılır. Demek ki vecizeler toplum tarafından tanınan, bilinen, bilgili, görgülü kişilerin ya da toplumun liderliğini yapan kişilerin söylediği anlamlı sözlere biz vecize diyoruz. Vecizenin söyleyeni bellidir. O yüzden de vecize olan cümle yazılırsa eğer sonuna kim tarafından söylendi de söylenir. Bir örnek verelim mesela. Bir vecize yazalım. Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Evet, bu bir vecize. Peki kim söylemiş bunu? Atatürk. Söyleyeni belli olduğu için hemen altına yazıyoruz Atatürk. Evet, böyle devlet büyükleri, işte dediğimiz gibi tanınan bilinen kişilerin söylediği sözler çoğu zaman etrafındakiler tarafından kayıt edilir. Ve çok beğenilen, hoşa giden sözler zamanla ortaya çıkar ve onlar vecize haline gelir. Yani sonraki insanlar tarafından da kullanılmaya başlanır. Ara sıra hatırlanır. İşte Atatürk'ün söylediği sözlerden bir tanesi öğretmenler yeni nesil sizlere eser olacaktır. Vecize olarak kabul görmüş bir cümle. Yani insanların hoşuna gitmiş, benimsenmiş bir cümle. Söyleyeni belli Atatürk demek ki bu cümle bir vecize. Başka bir tane daha yazalım. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Bu da Hazreti Ali'nin sözü. Bu da bir vecize. Hazreti Ali'nin söylediği, insanlar tarafından beğenilmiş, hoşa gitmiş, işte bugünümüze kadar gelmiş bir cümle. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Bu da insanlara bir öğüt veren, işte nasıl olunması gerektiğini anlatan bir cümle. Yani siz doğru olun, etrafınızdaki de doğruluğu o zaman anlatabilirsiniz gibi bir anlam çıkarılabilir. Hazreti Ali'ye ait bir vecize. Bir tane daha yazalım. Cahille oturup bal yiyeceğine, alimle oturup kuru ekmek yiyeceğine, alimle oturup kuru ekmek ye. Bu da Mevlana'nın bir sözüymüş. Evet, Mevlana da herkes tarafından bilinen birisi. Ona ait bir söz.
Mevlana'nın pek çok hoşa giden, beğenilen, günümüze kadar gelmiş eserleri ve sözleri var. Ancak bazıları işte toplumun herkesi tarafından kullanılan cümleler olmuşlar. Bunlardan bir tanesi, cahille oturup bal yiyeceğine, alimle oturup kur ekmek ye. Evet, bu sözde Hazreti Mevlana'ya ait bir vecize. Şimdi atasözleri, deyimler ve vecizeleri. Vecizelerin en önemli özelliği söyleyeni belli. Söyleyeni belli olan güzel sözlere, insanlar tarafından kabul görmüş sözlere vecize diyoruz. En önemli özelliği budur. Söyleyeni bellidir. Evet, atasözleri, deyimler ve vecizeler hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Bunlarla ilgili ders notları size gelecek. Defterlerinize yazacaksınız. Karşılaştıkça atasözleri ve deyimlerin farkına varın. Dediğim gibi mümkünse evinizde atasözleri ve deyimler sözlüğünü, hatta vecizelerle ilgili sözlükler de var. Bunları edinip ara sıra evde boş kaldıkça karıştırmak bizim kültürümüzü artırır. Ve yazılarımızda, konuşmalarımızda atasözü ve deyimleri, vecizeleri kullanmak bizim konuşmamıza ve yazılarımıza kuvvet kazandırır. İnsanlar tarafından konuşmalarımızın ve yazılarımızın beğenilmesini sağlar. Ayrıca neydi bunlar? Bizim sayfalarca anlatmak istediğimiz bir şeyi bir cümleyle anlatmamızı sağlıyorlardı. O bakımdan da önemliler. Saatlerce konuşacağımıza bir atasözüyle işi bitirebiliriz. Ne demişlerdi? Az söyle, çok dinle. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.